Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta futbol konuşalım mı ya? Evet ya, biraz ilginiz de var. Keyifli bir alana doğru gitmek iyi olur. Futbolun şöyle bir derin felsefesine inelim. Bakalım inebilecek. Bakalım inebilecek miyiz? İnersek nereye kadar ineceğiz göreceğiz. Şimdi tabii felsefe ve futbol falan deyince böyle futbol tarihine kazınmış bazı bir takım felsefik sözler var. Onlardan biri Simon Cooper'ın zamanında söylediği futbol neden sadece futbol değildir? Bu sözü size bu soru olarak yanıtlayayım. Futbol sadece futbol değildir. Peki neden böyle? Öncelikle bunun birkaç açıklaması var. Birkaç yönden bakışı var. Futbolun insanların arkaik, yani bilinçaltı köklerindeki yeriyle de özellikle erkeklerin ilgili bir sorun. Toplumun dönüşümleriyle ilgili bir mesele var. Şimdi ilkinden başlayalım. Mesela bilinçaltı kısmından başlayalım. Burada ister istemez futbolun tarihine de girmemiz gerekiyor. Sanıldığın aksine İngiltere'de çıkan bir oyun değil futbol. Futbola en yakın oyun Çin'de var. Yani topla oynanan oyunlar aslında dünya tarihinde birkaç bölgede birden var. İşte mesela Maya ya da Azteklerin, tam hatırlamıyorum, Mayaların olması lazım. Topla oynadıkları bir oyun var ki ölümüne oynanan bir oyun. Yani içinde ölüm olan insanların, oyuncuların... Ölümüne derken kaybeden ölüyor mu? Oyuncuların gerçekten? Evet, öldüğü kanlı bir oyun olarak var. Çin'de savaş antrenmanı olarak yapılan bir savaş egzersizi olarak olan var. Roma'da var. Yine gladyatörlerin ve Roma askerlerinin antrenmanlarda kullandıkları oyun var. Türklerin kendilerine mal ettikleri Çepük diye Orta Asya'da oynadıkları bir oyun varmış. Muhtelif topla oynanan oyunlar var. Bunlar oyundan ziyade aslında savaş antrenmanları. Daha çok ona hizmet ediyorlar. Bizim günümüz futboluna en yakın olan da Çin'deki. Çin'de iki tane günümüzdeki kaleye benzer bambu direklerinden iki direk arası kale olarak tanımlanıyor ki kalede, bildiğimiz klasik anlamda bir kaleden bahsediyoruz. Futbolun kalesinden değil. Kaleler kentleri savunmak üzerine kurulmazlar genelde. Kentin erzağını, merkezi iktidarını savunmak üzerine kurulurlar. Kenti savunan daha çok surdur. Ona kale demek yanlış olur ama ikisi de biçimsel olarak birbirine benzerlik gösteriyor. Kale de surlarla çevrilir neticede. Bu kenti simgeleyen surların kendisi kale. Bir taraf kent savunucusu, diğer taraf diğer kentin savunucusu ya da bir taraf bu ülke oluyorsa diğer taraf diğer ülke haline geliyor ve bu mücadelede savunma saldırı taktikleri içerisinde topun bambu direkleri arasından geçmesi o kentin düşmesi anlamına geliyor. Rivayete göre bu Liverpool'a Çin'den gelen ilk kapitalizmin başlangıç aşamalarında liman işçilerinin bu oyunu İngiltere'ye getirdikleri ve İngiltere'de de çok hızlı bir şekilde Liverpool merkezinden yaygınlaştığı söyleniyor. Büyük ihtimalle bence de süreç böyle ilerlemiş. Tabii bunlar kesin kanıtları olan şeyler değil. Burada işte çok önemli olan şey savunma saldırı, yani aidiyetle ilgili. Çünkü aslında bu bir ritüele dönüşüyor. Ritüel olarak sizin kalenize gol yemiş olmanız kentinizin düştüğü anlamına geliyor. Askeri dildeki karşılığı bu. Oyun karşılığı da bu. Dikkat ederseniz futbolun takımları kendilerini mahalle isimleriyle, kent isimleriyle, ilçe isimleriyle özdeşleştirirler. Yani mahalleden çıkan, kentten çıkan başka bir hale bürünen isimler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiştir. Ondan önceki bütün isimler, ki günümüzde hala mahalle isimleri yine kullanılıyor ama ondan önce sadece bu isimlerle anılıyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Mesela Galatasaray bir mahalle değil, okulun ismi ki o da bir kendi içine bir ulus ya da kendi içinde bir birlik gibi tanımlanabilir, görülebilir. Burada gruplar bölgelerini savunma ve saldırı biçiminde ritüel olarak temsil ediyorlar. Bu yüzden futbolun çok erkeksi de bir yanı var. Çünkü savaş yüzyıllar, bin yıllar boyunca savunma, saldırma, koruma erkeklere atfedilmiş bir, ne diyelim, olgu olarak gösteriliyor. Aslında kadınların da çok büyük rolü olması netice itibariyle kültürel olarak savaşın ve saldırının, yani savaşın kendisinin, tırnak içinde söylüyorum, bir erkek işi olduğu kabullenişini değiştirmiyor. Neticede böyle bir genel kabulleniş var. Bu anlamda da erkeklerin bununla kendilerini özdeşleştirmeleri çok kadınlardan çok daha güçlü bir hal alıyor. Biraz kendi gençliğimize doğru gidelim. Mesela kendi çocukluğumuza, ki benim kuşamdaki herkes bunu yaşamıştır. Bizde de mahalle abileri vardı. İşte mahallecilik vardı. İşte Etiler'in çocukları, Gültepe'nin çocukları, işte Bağcılar'ın çocukları, Ortaköy'ün çocukları diye aslında gençler, kuşaklar mahalleleriyle kendilerini özdeşleştirirlerdi. İşte Ortaköy'ün çocuklarına karşı Levent'in çocuklarını savunan abileri vardı. Bir abicilik vardı. Mahalle kültürü denen şey vardı. Bu anlamda bunun ritüel karşılığı olan bir oyunun ortada olması bu oyunun çok büyük bir şekilde benimsenmesinin açıklanabilir kılıyor. Aslında futbol bu anlamda sadece futbol değil. Ritüel, özdeşleştirme,
aidiyet gibi bir sürü yan faktörü var. Modern çağdan sonra ise, yani kapitalizmle birlikte ise, buna bir de güç olgusu ekleniyor. Yani insanların yaşadıkları toplumsal güçsüzlükler, aciziyetler karşısında kendilerini güçlü görebilmeleri için önlerine sunulmuş, yozlaştırılmış bir araç haline de geliyor. Yani ritüelistik olan, insani olan güç bir noktadan sonra aslında insan dışı bir güç olarak başka bir yöne evriliyor. Bütün bunların çerçevesinde baktığımız zaman evet, futbol asla sadece bir spor, sadece bir oyun ya da sadece futbol diyemeyiz. Bir başka felsefik söz geldi aklıma. Luis Menotti'nin söylediği, sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz diyor. Sözü nasıl değerlendirirsiniz? Ya dediğimle aynı şeye geliyor. Bunlar doğru sözler. Yani Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol diye bir kitabı var. Ben onu okudum. Birkaç kitap da okudum. Bir kere de kendim de futbolla ilgili bir makale yazmıştım. O dönem biraz araştırma da yapmıştım. Oradaki hikayeler, futbol hikayelerini dinlediğimiz zaman meselenin evet gerçekten sadece bir futbol meselesi olmadığını çok rahat anlıyoruz. Mesela bir tane hikayelerden birisini, hatırladıklarımdan birisini söyleyeyim size. İşte Vasco da Gama galiba. Bir takımı 11-0 mı ne yeniyor ya da tam tersine Vasco da Gama'yı yeniyorlar 11-0. Tam hatırlamıyorum. Aktörlerden biri Vasco da Gama, onu hatırlıyorum. O takımın taraftarı yenilen takımın, kendi takımlarının sahasına bir ritüel yapıyor. Yani sahaya bir şey gömüyor. Şimdi ne gömdüğünü hatırlamıyorum. Bir büyü yapıyor öyle diyeyim ve diyor ki bu takım diyor 11 yıl şampiyonluk görmesin diyor. 10 yıl şampiyonluk görmüyor bu olaydan sonra o takım. Galeano anlatının sonunda şey diyor, Tanrı bir yılımızı affetti falan diyor. Şimdi bunu futbolu sadece işte taktikler 4-3-2-3-2-1 bu şekilde algılarsanız bunu kimse açıklayamaz, bunu anlayamayız. Ya da başka bağlılıklar üzerinden de konuşmamız gerekecek olursa şöyle bir anekdot ben biliyorum. Kim bana anlatmıştı hatırlamıyorum ya da nerede okudum hatırlamıyorum. İspanya İç Savaşı'nda hapse giren Sosyalist Parti'nin ya da Komünist Parti'nin liderlerinden birisi çok sıkı bir Atletico Madrid taraftarı. Asıl biliyorsunuz derbi Barcelona Real Madrid derbisi değildir. Atletico Madrid Real Madrid derbisidir. Real Madrid kralın takımı diye geçer. Bu anlamda bir anlamıyla Franco faşizmiyle de özdeşleştirilir. Atletico Madrid de Madrid'in işçilerinin takımıdır. Adam 20-30 yıllık cezaevi sürecinden sonra çıkıyor ve hemen arkadaşları kutlamak için yoldaşları yemeğe davet ediyorlar. Adam diyor ki bugün diyor Atletico Madrid'in maçı var diyor, Real Madrid'le derbi var diyor. Önce maça gitmek zorundayız diyor. Önce maça gidiyorlar. Şimdi bu takıma bağlılıkla işte ne bileyim takımı çok sevmeyle açıklanabilecek şeyler değil. Biz futbolu genelde etrafımızda futbolla ilgisi olmayanların söylediği şey, ya ne anlıyorsunuz bu olaydan şekliyle kavrayamayız. Bu böyle bir şey değil. Bu dediğim gibi güç, özdeşleştirme, aidiyet, bir sürü şeyin bileşkesi ve başka hiçbir sporda bu kadar yoğun yok. Şimdi sıradaki sorum hocam biraz daha böyle beslenize doğru orantılı olacak. Stadyuma gittik. Daha önce birçok kez stadyumlarda maç izledik. O ilk defa stadyuma ilk girdiğiniz anı hatırlıyorsunuz. Siz o büyüleyen evet. Atmosferi hatırlıyorsunuz. Statlar neden bizi bu kadar büyülüyor? Yapılırken özellikle bir taktik teknik kullanılıyor mu? Ve oradaki ambiyans, tribün ambiyansı bizi neden bu kadar çok bazen mutlu, bazen çok sinirli, bazen çok huzurlu yapıyor? Bunun için ilk algılamamız gereken şey kitle psikolojisi denilen şey nedir? Yani kitle olmak. Kitle ve iktidar kitabı İlyas Kanetti'nin bu konuda çok açıcı bilgiler sunuyor. İnsanlar bir kitlenin içerisinde kendilerini büyük bir güç olarak hissederler. Orada aslında o gücün kaybolmuş bir parçasıdırlar. Fakat o gücü de oluşturan bir parça olmanın farkındadırlar. Statların böylesi bir yönü var. İkincisi bir mücadelenin somut olarak dile geldiği yerdir. Orada sadece futbolcular mücadele etmez, seyirci de mücadele eder. Seyirci futbolcuyu şevklendirerek, ateşleyerek, geri çekerek, aslında o da oynar. 12. oyuncu pozisyonundadır seyircinin kendisi. Benim ilk gittiğim maçların bir tanesinde, şimdi çok hatırlamıyorum, dikkatimi çeken şey o kadar büyük bir insan kalabalığının o kadar büyük şekilde yek vücut davranabilme yeteneğiydi. Çok eyleme de katıldım, yürüyüşlere katıldım, çok işte kitle gösterilerine de katıldım. Hiçbirisinde bu bütünleşme durumu söz konusu olmuyor. Oraya gittiğiniz zaman stadyuma aslında ne yapacağınızı bir biçimiyle biliyor gibi oluyorsunuz. Ki bunu sırf ben kendim de yaşamadım.
işte zamanında hiç daha önce stada gitmemiş arkadaşlarımı, ki içlerinde kadınlar da vardı, erkekler, götürdüğümde de benzer şeyler olmuştu. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım. O dönemlerde çalıştığım şirketin finans müdüresi bir kadın, Leyla Hanım, Beşiktaş-Liverpool maçına, bu 2-1 kazandığımız maça bilet aldım. Bobo'nun gol attığı maç değil mi? Evet, Bobo ikinci golü Bobo atmıştı. Biri hatırlamıyorum da ikiyi Bobo atmıştı. Ona götürdüm. Tabii o maç çok özel bir maçtı. Biraz da bizim şansımız. Oradaki tribün gösterisi Türkiye tarihinde bir daha olmadı herhalde. Evet, desibel rekorunun kırıldığı gösteriyor. Hem o hem de böyle o coşku, o salınım, yani şeyde sonra televizyondan izlediğimizde spikerin anlatımında da ben böyle bir şey görmedim falan diyordu. Yani kadın benden büyük yaş olarak, ki o zaman da genç kız değildi, yani koca kadındı ve o bile o ambiyansa kendisini kaptırdı. Ben tabii sağımda solumda ana avrat dümdüz giden küfürlerden dolayı çok gergin bir şekilde izledim. İşte finans müdürünüzü götürmüşsünüz maça, işte nasıl tepkisi, her nasıl olacak? Herkes gün maaş yapmıyor bir anda falan değil mi? Tepkisi nasıl olacak ölçemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Çıktıktan sonra çok teşekkür etti, yani dedi çok keyif aldım falan dedi. Şimdi bu böyle bir ortam, mesela şu anda da oğlumu götürmek istiyorum, oğlumun yaşı. Bu ortamı görsün diye. Böyle bir büyülü yanı var. Tasarımda, mimari tasarımda bu büyülü yanı kuvvetlendirmek için tabii ki tasarımcılar özel çaba harcıyorlar. Burada iş mimardan çok aslında akustikçiye düşüyor mesela. Çünkü sesin dağılmaması çok önemli. Sesi toplayabilmek, sesin daha... Şimdi İnönü stadında desibel rekoru kırılması, İnönü stadından çok daha büyük kapasiteli stadlar olmasına rağmen, ki mesela bu Başakşehir'deki Olimpiyat stadı gibi. İnönü'ye bunun nasip olması, biraz İnönü'nün hem coğrafi yerleştiği çukurun içinde olmasından hem de stadın kendi yapısından dolayı sesi dağıtmamasından kaynaklı bir avantajın üzerine şekilleniyor. Bu çok önemli. İkincisi, izlediğiniz maçın içine girebilmeniz için o maçla tribünün dizaynı arasında da bir doğru orantı olması gerekiyor. Ben hiç Olimpiyat stadında maç izlemedim ama izleyen arkadaşlar 300 metre uzaktan yani izlediklerini izleyemiyorsun söylüyor. İzleyemiyorsun zaten. Evet, yani böyle bir handikap olduğunu söylüyorlar. Herhalde tribünler çok yayvan yapılmış olsa gerek. Oysa öyle değil. Dikine yapmak, teması, göz temasını, vücut şeyi yaklaştırmak çok daha önemli. Kartal şeklinde bir stat yapmanın hiçbir karşılığı yok. Çünkü siz stadın içine girdiğiniz zaman stadın formuyla olan bağınızı yitiriyorsunuz. Orada saha ve siz ve tribünün hareketi var. Bunları sadece görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar daha önemli. Biçimsel öğeler dışarıdayken, maç yokken belki tanımlı olabiliyor ya da kentsel doku açısından tanımlı olabiliyor ama içerik maç esnasında çok daha ön planda. Sıradaki soruyu öyle bağlayayım. O oradaki ambiyansın heyecanına kendini kaptırıp sahaya yabancı maddeler atan, bazen sahaya girip enerjisini boşaltmak isteyen insanlar görüyoruz ve sonra birkaç gün sonra onunla alakalı bilgiler edindiğimizde doktor olduğunu, mühendis olduğunu, öğretmen olduğunu falan gördüğümüz insanlar da oluyor. Buna şaşırıyoruz ya, bir doktor nasıl bunu yapar falan vesaire. Gerçekten oradaki tılsım işi başka bir yere götürüyor. Peki bu karakterlerin, yani daha doğrusu karakterlerimizin üzerine nasıl bir etkisi var futbol sevgisinin? Şöyle açıklayayım onu. Aslında şunu gözlemlememiz gerekiyor. Halit Kıvanç'ın anlattığı dönemlerin ya da Halit Kıvanç'tan önce Orhan Aya'nın anlattığı dönemlerin tribün yapılanısına, tribün görüntülerine baktığımız zaman kravatla giden, işte böyle gayet giyimine kuşamına özen gösteren bir taraftar portresiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar değişiyor, toplumsal yapı değişiyor, kültür değişiyor. Bunların hiçbirisi statik şeyler değil. Buna bağlı olarak taraftar modları da değişiyor, taraftar yapıları da değişiyor. 1970'lerin, 80'lerin taraftar yapısıyla 2000'lerin taraftar yapısı aynı değil. Dolayısıyla biraz tribünün dışına çıkıp toplumun nasıl değiştiğini görmemiz gerekiyor. Toplumun değişiminde birkaç tane nokta var. Birincisi, kolektif yapısı dağılıyor. İnsanlar, yine bunu bir sohbetimizde bunu dile getirmiştik. İnsanlar yıl geçtikçe, zaman geçtikçe ya da kapitalizm derinleştikçe bireyselleşiyorlar. Sosyal ilişkilerini, kolektif ilişkilerini yitiriyorlar. Dolayısıyla maça gelen kitle eskinin grup kitlesi, eskinin bir bütünlük arz eden kitlesinden ziyade daha çok bireyler toplamı gibi oluyor. Ben geçen yine işte kombine fiyatlarına falan baktım, nedir ne değildir. Sonra şöyle bir şey düşündüm. Öyle bir yapı var ki düşünün. Yani aynı sınıfsal pozisyondakiler aynı noktalara
yerleşiyorlar. Eskiden bu fark bu kadar açık değildi. Şimdi orta gelirli bir insanın VIP'ye yakın, VIP demeyelim de VIP'ye yakın, VIP'nin hemen kenarındaki kapalı bölgesinden bilet alması imkansız. Onun yeri kale arkası, kale arkasının çaprazı falan olacak. Bu ayrımlar şeyi de belirlemeye başlıyor. Tribün bütünlüğünün de yok olmasına doğru gidiyor. Vodafone Park bunun çok güzel örneğini veriyor bize. Çarşının bir biçimiyle bu anlamda dağıtılması, tribün yapısının da dağınık bir hal almasına yol açtı. Şimdi işin bir yönünde bu var. Yani insanlar bireyleştikçe tribün de kendi ritmini kaybetmeye doğru gidiyor. İkincisi, insanlar bireyleştikçe aslında toplumsal bir çürümenin de kapıları açılıyor ya da bir yozlaşmanın. Çünkü birey olan kişi yaşadığı sorunlarla nasıl boğuşabileceğini bilemediği için daha çok çok daha fazla güç ilişkileri içerisine girer. Her şeyi aslında buna sosyal darvinizm diyorlar ya da faşizmin ideolojik yapısını da oluşturan bir şey. İşte güçlü olmaktır yaşamanın temel koşulu gibi bir sendroma kapılıyorlar. Bunu da bireyin güçlü olması şeklinde bir algıya dönüştürüyorlar. Hal böyle olunca bireysel şiddet, kişiselleşmiş şiddet, dışa aktaramadığı bastırılmış şiddet tüm öğeleri dökecek bir kanal bulmaya çalışıyor. Sistem bu kanalı futbol üzerinden kişilere yüklüyor. Çünkü bu yanıyla kendince belki iyi bir şey de yapmış oluyor olabilir. Çünkü böylece diyordur ki bu şiddeti burada kanalize etmese dışarıda eşine, çoluğuna, çocuğuna falan. Ama değil. Zaten orada o şiddet yok olmuyor. Stattan çıktığı andan itibaren hayatın gerçekleri yine karşısında ve yine aynı problemle yüz yüze. Dolayısıyla bu dışarıdaki şiddeti de azaltmıyor. Biz o yüzden şeyle paralel bakmak zorundayız. Bireysel şiddet, bireyselleşme ne kadar artıyorsa bunun karşılığı olarak stat terörü dediğimiz terör de o kadar artmaya meyillidir. Burada doktor kızamadığı hastasına ya da hesap soramadığı işte CİMER'e şikayetten şundan bundan bilmem ne birikmiş olan bütün öfkesini orada hakeme fırlatarak çakmağa atabilir. Bu doğrudur anlamında değil. Olayın altyapısında bu olabilir anlamında. Doğru değil ama olabilir. Olması doğal. Evet, yani bu neden bu sonucu doğurur. Hocam peki futbolun tabii en başrolünde oyuncular var, hakemler var, seyirci var vesaire vesaire ama başrolde artık günden güne de bu rolü iyice benimseyen bir olgu var ki o da para. Hazır transfer dönemindeyiz. Mesela geçtiğimiz birkaç yılda Çin bu konuda çok ciddi kendini gösterdi. Çok yüksek paralara yıldız oyuncuları topladı. Bugün günümüzde Arabistan bunu yapıyor. Para futbolu nasıl etkiliyor? Futbolun kendi içindeki denklemlerde yani çok bir değişiklik yaratmıyor. Endüstriyel futbol daha da kitleselleşiyor ama değiştirdiği şey sırf para olarak da bakmamak lazım. Dediğim gibi meseleye tamamıyla sistem açısından yani kapitalizm açısından bakmamız gerekiyor. Para ilişkilerinin ya da endüstriyel futbol dediğimiz ilişkilerin değiştirdiği şey dünyadaki eğitimde, dünyadaki gelen ne diyeyim toplumsal olaylarda insan nasıl değişiyorsa onunla aynı. Çok kabaca şöyle anlatabilirim. Diyelim ki şu anki eğitime baktığımız zaman, şu anda verilen eğitim ister dini imam hatiplerde olsun, ister laik seküler eğitimde olsun. Mesela bahsettiğimiz sosyal darwinist anlayış, yani güç her şeydir, güçlü olmak her şeydir anlayışı, büyük balık küçük balığı yutar anlayışı bir toplumsal yaşam gerçekliği olarak algılanmaya başlıyor. Bu anlamda da ve birey olma, bireyselleşme yine keza aynı şekilde. İkisini yan yana koyduğunuz zaman güç ve birey olma, güçlü birey olmanın özdeşleştiği şey paradan geçiyor günümüz toplumu açısından. Dolayısıyla insan bu yönde değiştirilirken futbolda buna uyduruluyor. Geçenlerde seçimler oldu İspanya'da. Az bir farkla sağ blok seçimi kazandı ve şey yapabilmek için, iktidarda hükümet kurabilmek için aşırı sadece Franco taraftarlarıyla bir ittifak yapacaklar, bir koalisyona gidecekler. Tekrardan bütün defterleri açtığımız zaman küresel ölçekte sağın çok hızlı yükseldiğini görüyoruz. Şimdi sağın yükselmesi demek aslında endüstriyel olan, neoliberal olan her şeyin yükselmesi demek. Demek ki bunun kitleselleştirilmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Futbol bundan kaçamıyor, bundan kaçamaz. Bundan kaçabilmesi için başka bir yaşam modunda olması gerekiyor. Küba'ya gitmedim ama belki Küba'da futbol böyle değildir.
Çünkü orada bildiğimiz ölçekte bir endüstriyel, neoliberal bir yapı yok. Bu değişime biz şöyle bakmamız gerekiyor. Ayak mı uyduracağız, uyumlanacak mıyız? Yoksa bu değişime itiraz ederek futbolun o daha insani, insana yönelik olan ritüelistik, işte ilk başta bahsettiğim yönlerini sahiplenen bir futbol kültürünü beslemeye, büyütmeye, çünkü bu kültür yoktan var edilmiyor, var. Geçmişten bize miras olarak gelen bir yapı var. Bu yapıyı güçlendirmeye mi çalışacağız? Tabii ki ikincisi olması gerekiyor. İkincisinin olması için de aslında işte bizim her zaman yaptığımız şey şuydu. Yine bunu da daha önce konuştuk sohbetlerimizde. Popülist sağ diyelim, hadi öyle tanımlandıralım. Yükseldikçe biz alanlardan geri çekilmeyi tercih ettik. Mahallelerden geri çekildik, okullardan geri çekildik, sokaktan geri çekildik. Ve bunu aslında yaparken de oraların çok yozlaşması, oralardaki sistemin çok yozlaşması gibi bir takım suni gerekçeleri sındık. Şimdi aynısını futbol üzerinden yapıyoruz. Oysa tam tersine bizim bu alanları gücümüz ne kadarsa o kadar oranda tutup o gücü arttırmaya çalışmamız lazım. Bu anlamıyla da futbol endüstrileşti, endüstriyel futbol insanlık dışıdır deyip bu alandan çıkmak yerine evet bu alanda insani bir futbol da yaratılabilir diyerek tutunabilmek, o alanları genişletme mücadelesine katılmak gerekiyor. Benim sizinle yaptığım, yapacağım her toplantı dönüp dolaşıp örgütlenme sorununa gelecek. Bu öyle gözüküyor. Futbol için de aynısı. Futbol da bir örgütlenme sorunu neticede artık. Hocam peki bizim açımızdan değerlendirelim biraz futbolu, yani taraftar açısından. Gözlemlediğimiz bir şey var özellikle bizim ülkemizde. X bir oyuncu, genç bir oyuncu çıkıyor sahaya, hayatımıza giriyor. O konuda sabredemiyoruz. Yeni bir teknik direktör alıyoruz, bu konuda bir sabrımız yok. Yeni bir başka bir futbolcu alıyoruz, yıldız, tecrübeli. Ama bir iki maçta onu tekrar yuhalayabiliyoruz performansı kötüyse. Neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Ben bunu şuna bağlıyorum. Türkiye'nin tarihsel altyapısında üretime dayalı, üretim üzerinden bir gelişme modeli çok kısıtlı bir dönem boyunca olmuş. Geneli aslında haraççı bir toplum olmamızdan da kaynaklı olarak, ki Osmanlı öyle bir toplumdur. Haraççıyı burada kötü anlamda kullanmıyorum. Bilenler Samir Amin'den okumuşlardır. Ön kapitalist, kapitalizm öncesi toplumların medeniyetler düzeyinde hemen hemen hepsi haraççıdır. Yani başka bir topluluğun üzerine çöreklenir, o topluluğundan aldığı vergilerle kendisi üst ölçekte yaşamını sürdürür. Burada İngiltere falan ise yokluk, çok büyük kıtlık dönemleri sonrasında koşulların da el vermesiyle, Rönesans hareketleriyle birlikte şeye taşındığı zaman, yani 3. Dünya, günümüzün 3. Dünya ülkelerinin servetlerini almaya başladığı zaman, işte keşifler ve arkasından gelen sömürgecilik hareketleriyle birlikte bizden farklı yol izledi. Aslında bir haraççı toplum modeli geliştirmedi. Yani İngiltere'nin sömürgelerinden vergi almaktan ziyade direkt oradaki materyalleri, madenleri alıp kendi ülkesinde, ana ülkede bir üretim ağı yaratması söz konusu olduğu için. Üretim sabır isteyen bir iş ve bunun meyvelerini çok sonradan alıyorsunuz. Dolayısıyla bu yapısı kendi içinde gelişmeye başladı. Bizde ise üst toplum rolü, üst toplum modeli, yani nasıl olsa yapan birisi var. Ben onu koruma, kollama, himaye dahilinde ondan belli bir vergi alırım ve bu vergiyle yaşarım mantığı. Dolayısıyla bu sabırlı süreçten en azından yönetim erkimizin, yönetim güçlerinin, yönetici güçlerinin uzak olmasını sağladı. Hal böyle olunca da kısa yoldan başarı istemek gibi ya da meseleyi bu şekilde algılamak gibi bir yön oluştu. Bir de şunu asla unutmayalım. Bizim nereden baksanız 6-7 bin yıllık bir tiranlık tarihimiz var. Yani medeniyet dediğiniz şey bu coğrafyada doğdu. Yani bu coğrafya dedim sadece Anadolu değil, Irak, işte Yakın Doğu. Bu çerçevede Akdeniz kuşağı içerisinde doğdu ve bu çerçevedeki Roma Cumhuriyeti dahil, yani adına Cumhuriyet denilen o dönem dahil, bütün medeniyetlerde 3 aşağı 5 yukarı diktatöryel bir yapı vardı. Bu yapının evrimleşmesini sağlayacak olan sınıf mücadeleleri hep çok cılız kaldı. Avrupa'da sınıf mücadeleleri çok daha güçlü çıktı ortaya. Dolayısıyla oradaki diktatöryel gelişmeleri belli ölçüde dizginleyip denge sağlayabildi. Bunun bizdeki karşılığı nedir? Bizdeki efendiler her zaman için başarıyı bir an önce elde edecek, elde etmeye yönelimli karakterdedirler. Beklemeye, onu yaratmaya, onu oluşturmaya yönelimli karakterde değil. Hal böyle olunca da beklemek bizim için bir handikap doğurur hale geldi. İki türlü handikap. Birincisi kitlenin baskısını göze alamaz. Yani şöyle düşünün, Beşiktaş mali borçlarından dolayı kabuğuna çekilecek. 3 yıl bir şey yapmayacağız, altyapıdan eleman yetiştireceğiz. Şöyle olacak. Kimse buna eyvallah. Kim bunu yaşadı ortada, Beşiktaş bir dönem.
yapamadı. Feda dönemi yaşandı bunu da yani. Yapamadı yani. Seba döneminde yaptı ki Seba döneminde mesele bu kadar çılgınca bir boyutta değildi. Evet. İlişkiler, çelişkiler bu kadar üst düzeyde değildi. Şimdi ise tamamen öyle. Yaparsınız, voleybolda yaparsınız. Mesela Beşiktaş voleybolda böyle bir şey yaptı kadınlarda. Birincilikte çok genç oyuncular aldı, gitti. Eczacıbaşı'nın galiba altyapısındaki oyuncuları evet. kendisine kiraladı. Çok iyi bir takım ama futbol gibi çok popüler, çok göz önünde bir yerde bu sökmez. Ya da basketbolda bu sökmez. Az kalsın küme düşüyordu. Bu sene herhalde ağzı yandı, çatır çatır transfer yaptı. Yani bizde o kültür yok. Bizde Manchester United'ın efsane teknik direktörü. Sonra Alex Ferguson. Alex Ferguson 15 sene mi kaldı? Kaç evet. sene kaldı bilmiyorum. Adam kaç kere şampiyonluk kaçırmıştır. Takımı hep üstlerde olmuştur. Belki bir iki kere de kötü duruma düşmüştür. Ama adam hep orada kaldı. Baktığınız zaman Liverpool'un da Shankly var. Çok örnek Bill var. Shankly var mesela Bill Shankly var. Benitez o kadar değil ama yine uzun süre kaldı. Bizde o olmuyor. Bizde başarı gelmedi mi alttan gelen baskı, işte yönetim kurulundan gelen baskı, işte ne bileyim diğer üyelerden, muhaliflerden gelen baskı direkt olarak yönetimi devirme potasına giriyor. O yüzden yönetim devrilmemek için organizatörü deviriyor yani. Antrenörü deviriyor. Hocam Beşiktaşlısınız. Evet Beşiktaşlı. Benim çok saçma bulduğum bir soru var. Mesela birine takım şey hangi takımlısın? Galatasaraylıyım, Fenerliyim ya da Beşiktaşlıyım diye cevap verildikten sonra o ilk soruyu soran kişi şey diyor. Ya nasıl seversin o takımı ya? Sen nasıl Beşiktaşlı olursun ya diyor. Bu soru genelde geyik için soruluyor ama bunu ciddi soran birkaç kişi gördüm toplumda ben. Adam ben mesela Galatasaraylıyım ya nasıl Galatasaraylı olursun diyor. Açıklayamıyorsun bunu yani. Bu çünkü açıklanamaz bir şey. Sevgi, sevmek nasıl açıklanır bilmiyorum ki. Ya da ben mi yeterli değilim bu konuda? Yani sorunun kendisi saçma. Bu soru niye sorulur? Birisi bana dese ki abi sen nasıl Beşiktaş Evet yani. Ben dedim ki sen nasıl Galatasaraylısın ben de öyle Beşiktaşlıyım. Yani şimdi sen kendini açıklayabiliyor musun nasıl Galatasaraylısın? Asla açıklayamıyorum canım. Ama Ergün abi açıklamıyor. Ergün abi açıklar evet. Hocam nasıl Beşiktaşlısın? Soru bu. Yani şöyle benim Beşiktaşlı oluşumun nasıl olduğunu biliyorum. Ya yani, o tamam. Ama şimdi Beşiktaş'ı neden seviyorsun sorusu çok saçma yani. Beşiktaş'la kendimi özdeşleştirdiğim bir sürü nokta var. Bakın çok basit. Şimdi nasıl diyebiliriz bunu? Mesela Beşiktaş... Kanatlarım var falan diyormuş öyle Beşiktaş, bir anda. Beşiktaş yok o değil. Diyelim ki Beşiktaş'ta çarşıdan kaynaklı sol bir ruh var. Evet. Bu ruhla kendimi çok yakın tanımlayabilirim. Gerekçe olarak ortaya koyduğum zaman. Ya da Beşiktaş'ın işte 80'lerdeki minibüsçüler, arabacılar yani küçümseme amaçlı kullanılan ifadesi. Evet arkadaş benim babam kapıcıydı ben de arabacıyım. Dolayısıyla yerim burasıdır diye savunabilirim. Beşiktaş'ın efsane hocalarından birkaçı Rıza falan işte Alevi'dir derim ki onlar Alevi ben onları çok... Yani iş gerekçe üretmeye geldiği zaman gerekçeden bol bir şey yok ve bu her takımın taraftarı için var. Fenerbahçeli de bunu bulur. Fenerbahçe'de de sol açık var. Galatasaray'da üniversiteli Galatasaray... Pek bir şey yok. Bir tane var onların da sol bir grubu var. Öyle deme lütfen. Son zamanlarda çok böyle Galatasaray düşmanlığı yapıyordu hocam bunun için. Herkes kendince o gerekçeleri bulur. Soru saçma. Yani burada insanın oturup da böyle düşünüp kitap okuyup sonra sosyalizm güzelmiş. Ben solcu olayım. En güzeli bu. Şimdi de örgütümü bulayım. Hangi örgütte solculuk yapsam? Böyle bir şey yok yani. Böyle olmuş adam da yok dünyada. Evet. Şimdi bir biçimiyle sen o çelişkilerin içerisinde, kendi aydınlanman içerisinde yaşadığın ilişkilere bağlı olarak biraz koşullar, biraz tesadüfler, biraz kararlar hepsinden bir harman içerisinde bir yere varıyorsun. Sonra dönüp o vardığın yeri gerekçelendirmeye çalışman kadar saçma bir şey olamaz. Biz de bir takım aidiyetler bu tarihsellik içerisinde geliştirmişiz ki Beşiktaşlı olmuşuz. Sen kendi aidiyetlerine Galatasaraylı olmuşsun. O kendi aidiyetleriyle Fenerbahçeli olmuş. Zaten işi güzel kılan bu. Bunlar bizim mahallelerimiz. Biz bu mahallelerin çocuklarıyız. Dolayısıyla herkes Galatasaraylı olsaydı ya da herkes Fenerbahçeli olsaydı futbol iğrenç bir şey olurdu. Herkes Fenerbahçeli olsaydı iğrenç olurdu hocam. Hocam unutamadığım dediğiniz böyle bir sizin yaşadığınız ya da bir yerden okuyup duyduğunuz bir futbola dair bir anekdot var mı? Anı, hikaye. Daha dün sıcağı sıcağına olan olayı anlatayım. Ben çizim yaparken, proje çizerken tabii bir saat falan böyle bilgisayarın başında gözün ağrıyor, ilgin dağılıyor. Arada da mola verip YouTube'u açarım, Reels videolar izlerim, Twitter'a da takılırım. Bir şeylere bakarım öyle. Tekrar konsantrasyonumu sağladığımda da çizime geri dönerim. Dün yine öyle bir aranın bir tanesinde Fiorentinalı bir futbolcu. Fiorentina'nın efsane futbolcularından birisinin oğluymuş. Chiesa onu gösterdi. Bir gol atıyor adam. Sonra sevilmiyor. Yani arkadaşları salınca onlara şey yapıyor. Kardeşini arıyor. Yani yorumda öyle diyor. Kardeşini aradı diyor. Ondan sonra kardeşi de galiba top toplayıcı. Diğer top toplayıcılar kardeşinin nerede olduğunu gösteriyor. Gidiyor ve kardeşine sarılıyor. Onunla paylaşıyor. Bu yani muhteşem bir olay bence.
Yani o kadar ünlü bir futbolcu, efsane bir futbolcunun oğlu neticede falan. Ama attığı golü ilk kardeşiyle paylaşıp bunu aslında bir çeşit ona aktarma, hediye etmesi, ona aktarması muhteşem. Şimdi mesela bunun için bile futbol izlenmeye bence değer bir. Çok keyif alıyorum ki en son bu vardı yani anı olarak. Bence işin özünde sinemada seviyorsak, futbolda seviyorsak hepsinin özünde hikayeler var. Tabii, tabii çok önemli. Yani Metin'in bir hikayesi var. Taksiye binmiş, ondan sonra adam demiş abi nereden falan, tanımıyor Metin'i. Galiba milli takımda oynuyor herhalde. İşte maçtan geliyor. Ne oldu? İşte biz kazandık 2-1 falan. Golü kim attı demiş. O da demiş ki ben attım. Adam dalga geçme falan diye kızmış yani. Ondan sonra Metin atmış golü falan sarı fırtına. Yani şimdi adam bunu anlatıyor. Nasıl yani, düşünebiliyorsun böyle şey? Çok heyecan verici hikayeler. Bütün, bütün yaşadığı şeye tabii bedel yani. Kötüleri de vardır muhakkak. Pek çok kötü hikaye de vardır ama iyiler her zaman daha baskın çıkar. Ben çalıştığım üniversitede Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda SEBA zamanında yer almış yine mimar bir abimiz var, Veli abimiz. Ondan birkaç hikaye dinledim SEBA döneminin. Mesela SEBA döneminde yöneticilik yapmış bir insanı şu anda herhalde 70 küsur yaşında. Evet, evet. Aynı şevkle anlatışını falan dinledim yani. Futbol bu kadar güzel bir. Sonra bana bir tane Beşiktaş anahtarlığı hediye etti. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden birisi şekilde, yoksa basit bir anahtarlık ama diyorum ya evet, o çok önemli. Bir hikaye bunun. Ve siz o hikayeleri biriktiriyorsunuz sürekli olarak. Ben kulüpte çalıştığım dönemde, ben de Seba döneminde çalışmıştım Beşiktaş'ta. Şimdi Süleyman Seba'yı bir düz bir insan olarak düşünelim. Yanımızdan geçse, her gün öyle binlerce insan geçiyor yanımızdan. Herhangi bir etki yaratmıyor bizde. Adamı görünce çok heyecanlanmıştık. Ve işte Galatasaraylıyım vesaire. Buraya yorumlar gelecek bu arada, Galatasaraylılarla kulüpte nasıl çalıştın diye. İşte bu da futbol sevgisi. Onu da söyleyeyim. Çok heyecanlanmıştım ve kendimi sorgulamıştım. Demiştim ya nasıl bu kadar heyecanlanıyorum ki? Çok farklı. Benim Beşiktaş'ta hiçbir bağım yok oysa ki. O ana kadar da hiç olmadı. Sonra işte altında bu sebepler yatıyor. O hikayeler, evet. O başarılar, o adamın yaydığı aura inanılmaz diye. Son bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın efsane oyuncularından Metin, Oktay olan değil. Metin Kurt. Futbol yazısını, Sevginin Krallığı Kupası diye bir yazı yazmıştım, kazanan futbol olsun diye. O yazının akabinde bir siyasi dergi için biz röportaja gittik. Metin Kurt'la röportaja. Onunla röportaj yaptığım zaman mesela o röportajdan aklımda kalan şey, gerçekten bakın adam solcu diye, sendika kurmuş diye, normalde bir Metin Oktay efsanesi de olabilecekken bir anda futbol kariyeri falan her şeyi bitiyor ama adam tutkuyla futbolu sürdürmeye devam ediyor ve bu hikayenin kendisine bile baktığınız zaman bizim onlara karşı olan gönül borcumuz diyelim, bizden sonrakilere anlatılacak hikaye borcumuz bile bu mecrada devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Futbol güzel bir şeydir bu anlamda.